Bir adam roparasida bir yırtkıç, vahşi hayvanını körse, belki bir katta ilanını körse, belki unga qarab yugurib kelayotgan itni körse, xatar turibdi. Ona jasadida bir acayip özgarişler bo'ladi. Yürek tezroq uradi. Nimaga? Öpke köproq işleşliği gerek. Xonsirashni boshlaydi. Köproq nafas oladı. Nimaga? Organizmga quvvat gerek. İtten qochib ketish gerek. Jigarga buyruq ketadi. Jigar ham quvvat bo'lish kerak bo'lgan narsani ishlab chiqaradi qonga. Qarabsizki, inson maksimum turibdi-da, 100 turibdi-da hamma organlari. Bilasizmi? İt quvlaganmi hayotingizda bir amatda? Bir irg'ib chiqib ketadi 2 metrga. Keyin 100 metr irg'iydi, chiqa olmaydi. Nimaga desiz? Boyiga qo'rquv bo'lgan paytda insonning organizmi zo'r qilib ishlaydi. İmkoniyatını en boricha bir kuvveti bilan işleydi. O yüzden bir rıgıp devaldan aşağı ötüp getirsiniz. Keyin karab durup nima bo'ldi deysiz. Demek insan korkan payetta onu cesadı şimdi bir zor okup nagruska bilan işleydi. Endi sigaret çekken adam mı, organizmi daim zor okup işleydi. Bunun korku halatıga insan bir yılda bir metre uçuraşı mümkün. 6 ayda bir madde uçuraşı mümkün. Başka payet, özünü normal halatı da işleydi. Ama sigaret çekken adam buradalar. Organizmi daim nagruska bilen, zor okup işleydi. Kança geçe şiddetli insanlar organizmi? Mana endi çekiş hakkında söz başlayalımız. Tamaki nima? İnsan zararı var mı? Şariatımızda çekişlik hakkında nima deyilgan? Bir adam bilan turasan, gaplashasan, tashqi görünüşü zor, odob, axloqlik, gapirayotgan gaplardan ancha obrazovniyligini ko'rasan, hurmating oshib tursa, cho'ntagidan chiqarib sigaret tutatishni boshlaydi. Haligi hurmat qolmaydi-da. Tuppa-tuzuk odam ekan u, tuppa-tuzuk odam ekan chekar ekan deysan. Chunki çekişlik zarar ekanligini çekken ham biladi, çekmagan ham biladi. Zararligini bilib turib çekyaptimi? Hamizda ham bo'lsa kerak. Hurmatingiz qolmaydi hal odamga nisbatan. Oy, sigaretimda ko'rsatib chekib yurgan ukalar mashinadami deb qo'yib. Bu peshqadamlikdi, erkaklikdi, krutorlikdi belgisi emas. Bu hamoqatni belgisi bu. Zarar ekanligini bilib turib qilayotganligingiz aqlni kamligini belgisi. Yo, aqlingiz kam emas. Nafsingizni yenga olmayapsizlar. Motorga yoq qo'ymasdan minsa nima bo'ladi mashina? Öladi. Kim qiladi shu ishni? Bilmagan odam qiladi. Bilmasdan qilgan bo'lsa uzr bor. Endi bilib turib qilayotgan bo'lsa nima deymiz bu odamda? Sigareta zararini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bilib turib ham chekayotgan bo'lsa aqlli deya olamiz bu odamda? Deya olamiz. Aqlli faqat irodasining quvvati yo'q. Hamma biladi. Çekişlik zarar. Vajoy, mana shu bir hafta ben ko'proq şu çekiş haqida tayladim, qiylanib ketdim, birodarlar. Nima deding? Ma'lumot ko'pligidan. Odatda ma'ruzaga ma'lumot topolmay qiylanadi domlalar. Ko'pligidan qiylanib ketdim. Shu bunday qissizlar ma'lumot kelyapti-da. Shuncha ma'lumotni fosh bo'lganiga, yoyilganiga, ko'pligiga qaramasdan baribir odamlar chekayorar ekan. Endi sigaretning zararini hammamiz bilamiz. Ko'p tafsilotiga kirish hojati yo'q. Ama baribir bir yengil to'xtalib o'tishimiz kerak ekan. Masalan, hozir sigaretning zarari borligini bilmaydigan odam bormi desam, hech kim qo'l ko'tarmaydi. Agar menda bitta odam ko'tarsa, demak bu yaqinda tug'ilib chekilib bo'ladi. Birodarlar, shariatning maqsadlari deganda aytdik, jonni saqlash, aqlni saqlash, molni saqlash dedik. Shariatni 5 ta maqsaddan 3 tasida mana shu tamaki chekishlik shu narsalarni yo'q qiladi. Jonimizga putur yetkazadi, aqlimizga putur yetkazadi, molimizga putur yetkazadi. Kishi mana shu narsani qilishligini o'zi bilan gunohkor bo'ladi. Mana endi ayrim statistik ma'lumotlar. Tamakini tarkibida nikotin kuchli zahar hisoblanadi. 0,1 gram nikotinni
insonni qon tomirga haydasa, odam bolasi o'lar ekan. 0.1 gramni qon tomirga haydasa inson o'ladi. Mana shu doza 20 dona papirosada bor. 20 dona sigaretda bor. Sekin-sekin insonda organizmiga kirganligi uchun bu darrov o'ldirib qo'ymaydi. Agarda chekayotgan odam bir kuni bir pashka sigaret cheksa, nechta bo'ladi ichida? Buni chek millionlar ham biladi 20 ta bo'lishini. 20 dona sigaret cheksa 30 yil mobaynida 200 mingdan ortiqroq sigaret chekadi. Bu 160 kilo tamaki degani. Bunday miqdordagi papirosda 800 gram nikotin bo'ladi. Necha marta o'ldirgan bo'ladi o'zini? 1 gram bo'lganda 800 marta bo'ladi. Bu 0.1 gram. 8000 marta o'ldirgan bo'lar ekan. Inson o'zini o'zi bir marta o'ldirsa qanaqa gunohkor bo'lishini hammamiz bilamiz. Bu odam ixtiyori bilan 8000 marta o'ldiradi o'zini 30 yilda. Nikotin birodarlar insonni nerv sistemasini zaharlaydi. Uzoq muddat sigaret chekkan odam bu qo'li qaltiraydi, nafas qisadi, o'qtin-o'qtin yo'talib qo'yadi, tashayman shekilli bo'lmay ketdi deb qo'yadi, cheka oladi. Tabiblardan xos so'rab aniqladim shuni. Bir o'qigan joyim bor edi, yana so'radim. Insonni jasadida og'riq sezmaydigan a'zolar o'pka ekan. O'pka sezmasa ekan og'riqda. Inson havo olishlikka qanchalik muhtojligi hammamizga ma'lum. Ovqatsiz moncha kun yashash mumkin, suvsiz moncha kun yashash mumkin, ammo havosiz soniyalar keladi. Inson havoga shunaqa muhtoj bo'lganligidan mana shu havoni yetkazib beradigan o'pkamizni Alloh taolo tinmay ishlashligi uchun og'riqni his qilmaydigan qilib yaratgan ekan. Lekin ayni og'riqni his qilmaydigan a'zoyimizga tutun yutib kasal qilamiz uni. Bilasizmi, irib ketgan bo'lsa ham ishlayveradi o'pka. Statistikani ma'lumotlaridan ajoyib. 100 ta aroqxo'rdan 85 tasi aroqxo'rlikdan qutulishi mumkin ekan, ammo 100 ta kashandadan 85 tasi qutolmasligi aniq ekan. Aroqni tashlash sigaretni tashlashdan ko'ra osonroq ekan. Chekadigan erkaklar bilan chekmaydigan erkaklar o'rtasidagi o'limni nisbat 68%. Ya'ni chekmaydigan 100 ta chekmaydigan odam 100 ta chekadigan odam. Chekmaydigan odamlardan bittasi o'lguncha chekadiganlardan 68 tasi o'ladi. Bolalaringizni yetim qilasizlar. Ayollaringizni tul qilasizlar, beva qilasizlar. O'zingizlarda salomatchiliklar o'zingizlarga kerak bo'lmasa, sizlarning sog'ligingiz farzandlaringizga, ayollaringizga, oilalaringizga kerak. Ular uchun ehtiyot qilinglar o'zingizlarda. O'pka raki. Chekmaydigan odamlarda bitta odam rakka uchraganda o'pka rakiga, chekadiganlardan 10.8 dona odam rak bo'ladi. Ya'ni bitta chekmaydigan odam rak bo'lganda chekadigandan 11 ta odam rak bo'ladi. Shilliq membranalarning yangilanishi, nafas olish yo'llarining buzilishi, bu ham 10:1. Tomoq raki, og'iz bo'shlig'i raki, boshqa kasalliklar sigaret chekishlik natijasida kelib chiqadi. Hozirgi kunda har 6 sekundda bitta odam chekish tufayli o'ladi. Har 6 sekundda chekish tufayli bitta odam o'ladi. Yiliga 5 milliontaga to'g'ri kelar ekan. 2030 yilga kelib, hisob kitoblariga qaraganda tamaki chekishlik tufayli sekundiga bitta odam o'ladi. Shunda yiliga 10 milliontadan odamga to'g'ri keladi. Hozirda tuberkuloz sababli yiliga 3 millionta odam o'layotgan bo'lsa, chekish sababli 5 millionta odam o'lyapti. Hozirda 1.3 milliard odam sigaret chekadi yer yuzida. 2030 yilga kelib turib 1 milliard 600 million kishiga yetadi. Yuqumlik, infeksion kasal sababli o'layotgan odamlardan ko'ra chekish orqali o'layotgan odamlarning soni ko'proq. Aytinglar birodarlar, bitta foydasini aytinglar. Ha. Ana shu ma'lumotlarni titiyatib, sigaretning foydasi haqida doktorlarning gapirgan gaplari ham bor ekan. Oppoq xalat kiyib olgan, tag yozib qo'ygan palonchi doktor sigaretning foydasi bor. Bizga tinmasdan yomon deyishgani uchun yomon deb o'ylaymiz, buni manaqa foydasi bor deyapti. Nima deb yozadi ular haqida?
tabaşın kampanyalarda pulunu olganlar deyapti. 12 ganda aytib qo'y, haligi mashhur sigaret markasini reklama qiladigan yigit bor edi-yu. Unda malada kiyib, mollarda haydab kelib o'tirib, deb chekadigan. Bilasizmi, o'pka rakidan o'lgan ekan shu odam. O'layotganda oxiri yetgan gapi, men sizlarga yolg'on narsani gapirganman, sigaret meni o'ldirdi deb o'lgan ekan. Deyi çekadi. Hali yoshlar qarab turib, "Voy, erkak deysiz-da." Hozirchi chekmaslik, tashavorishlik erkaklik belgisi bo'lib qoldi, nima demadinglar? Chunki g'ururi, izzat nafsi, irodasi kuchli odam tashavor oladi-da sigaretni, to'g'rimi? Demak, chekmaslik modniy hozir. Biz hali tamakini, sassihidini undan ketadigan pullarimizni ko'rayotgan moddiy zararlarimizni gapirayotganimiz yo'q. Statistikani berib qo'yapmiz, aql egalari o'zlari topib oladi. Akalar, bizning sog'ligimiz iymonimizdan keyingi birinchi boyligimiz. Bu shunaqa boylikki, buni yuboy berib qo'ysak, dunyoda hamma boyligini berib turib ham qaytarib ola olmaymiz bu narsani. Qadriga yetaylik. Endi o'g'il bola eshitadi. Aqlga sop ko'radi, tashashlik kerakligini biladi, irodasini quvvati yetgan yigit tashaydi. Irodasini quvvati yetgan yigit sigaretini tashaydi. Ishonaveringlar, ey ayollarchi, iloji yo'qligidan chidaydi. Ayollarimiz agar biz sigaret chesak, noilojligidan chidaydi-da. Agar xotiningiz cheksa nima qilardingiz, tashamasa? Qo'y yuborardingiz. Qo'y, lekin qo'y yuboramaydi-da. Endi albatta sigaretni gapirganda yana nimani gapirib o'tishimiz kerak? Sigaretni gapirganimizda nimani tashlab ketmasligimiz kerak? Nosdir. Domla, keyingi darsda sigaret haqida bo'ladi dedingiz. Nos haqida ham qo'shib qo'ying, nos haqida deyishdi. Albatta qo'shamiz. Albatta qo'shamiz, birodarlar. Nos va uni chekishli oqibat. Nikotinga bog'lanib qolishlikni keltirib chiqaradi nos. Bu ham bir ilmiy manbalardan olingan ma'lumotlar. Nos qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomir toraygandan keyin miyaga, boshqa a'zolarga qon yetib borishligi qiyinlashadi. Tomirlar qisqarib ketgandan keyin yurak qattiqroq ishlashligi kerak, yurakni tezroq tugashiga olib boradi bu narsa. Nos chekkan kishining yuragi yetarli kislorod olmagani uchun tezroq ishlash kerak, infarktga yaqin bo'ladi. Nos rakka olib keladi. Nos kariyes, parodontoz, boshqa tish kasalliklariga olib keladi. Yana gastrit kelishiga ham, yazvaga ham sabab bo'lar ekan. Yoshlarda nos chekishi ularni xotirasini yomonlashtiradi. Skleroz kelib chiqadi akalar. Mana Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumotiga ko'ra, nos chekkanlar, yoshlar bepushlikka duch kelishlik xavfi bor. Mana shu sababli bepushlik kasalligiga duch kelganlarni davolashlikni deyarli imkoniyati yo'q ekan. Rossiya Fanlar Akademiyasining bergan ma'lumoti. Og'zidan rak bo'lganlarda 80% nos chekkan. Bu statistika, bu fakt bu. Sigaret tashlab nos ko'tib oldim deydi. Nos sotayotganlar, nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar. Musulmon ummatining qirilishiga, yo'q bo'lishiga hissalarni qo'shyapsizlar. Sigaret sotayotganlar. Ajib. Katta savdo markazlarida g'arbda 20% daromad sigaret sotishlikdan kelar ekan. Sigaret sotadiganlar. Sigaret sotadiganlar. Hojaga bo'ladi. 5 mal mashka namozga chiqadi. Magazinida eshitadi do'konda sigaret sotilinadi. Wala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh taolo buyuryapti bizga. Hamda o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. Chekish birodarlar inson o'zini o'zi qatl qilishi. Faqat sekin-sekin qatl qiladi. Sekin portlaydigan bomba bu.
Tabiblar aytadi, tamakini doim çekken odam özünü canıga özü suikast qilayotgan odam deyişadi. Özünü özü öldürgen adam mı? Kıyamatta havalı nima bo'lishini bilasizlar, birodarlar. Siz sigaret çekişliği bilen özünüzü öldürüyorsunuz. Bunda şak şöbha yok. La zarara ve la zirar degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zarar körüşem yok, buraya zarar körsatışem yok. Sigaret çekişliği de bitti faydasını aytin, ben sizge 10 ta zararını ayet veremem. Vay özüyen biladi, öşü kaşandaki. Özüyen biladi. Fakat ne maksim? Küçü yetme yaptı. Küçü yetme yaptı. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ Yetimlerge mallarını beriniz. Siz üçün napak bölgen narsanı pak narsaga almıştırıp olmayınız. Pakize narsanı napak narsaga almıştırmayılar. Buradalar tamaki habis iflas narsa. Tamaki habis iflas narsa. Her kança adamla köp çekmezsen, her kança bunu çekişlik bir çıralı bulup görünmezsen, iflas narsa iflaslık içe kalı uğradı. Sigaretin halal emasligini insanın sağlam tabiatı özü körsatıp duradı. Sigaret çekiyorlar, dikkat kılıyorlar. Bir pele çay içesiz, şerbet içesiz, almanı yiyesiz, al bismillah deyesiz. Sigaret çekiyorlar, bismillah da başlayısı mı? Özüz et yapsız buna sana not olduğunu. Yeb obturup, içip obturup, boya gün asana alhamdulillah deyesiz. Yani sigaret tutuyatıp durup. Alhamdulillah deyesiz mi? Demiyesiz. Endi qarang. Uyga bitta qovonni olib kelasizda, olib kelib ichamiz deysiz. O'tiringlar, bir so'yib yeymiz deysiz. Bismillahdan boshlab alhamdulillah tugatasiz. Endi bir pastga shunday sigaret tashladingizda, olinglar hozir. Bir chekamiz deysizmi? Nimaga demaysiz? Shu qilayotgan ishingizni o'zi sigaretni pok narsa emasligini ko'rsatib turibdi. Yoki yana bitta sigaret chekadida yerga tashlaydi. Ezib qo'yadi yaqin. Endi bir tishlam nonni yerga tashlab turib, oyog'ingiz bilan ezishdi. Tasavvuringizni sig'dira olasizmi? Demak, shu sigaret tashlab ezayotganingizda ham uni nopokligini o'zingiz aytyapsiz. Yoki hojatxonada o'tirib, olma yeyishni tasavvur qila olasizmi? Lekin nima qilasiz? Sigaretni chekasiz. Xullas, birodalar, aqliy, naqliy, ilmiy dalillar to'lib turibdi. Faqat tashlash kerak xolos. Demek insonni pokiza fitrati, pokiza tabiatini o'zi ham sigaretni nopok narsa ekanligiga guvohlik o'tib turibdi. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Ular shunday kishilarki ummi savodsiz payg'ambarga nomini o'z oldilaridagi Tavrot va Injilda yozilgan holda topishadigan elchimizga ergashadilar. U payg'ambar ularni yaxshilikka buyuradi, yomonligidan qaytaradi va pok narsalarni ular uchun halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. Pok narsalarni ularga halol qilib, nopok narsalarni unga harom qiladi. Sigaret pok narsami, nopok narsami? Nopok narsa. Nopok narsani payg'ambar nima qilar ekan? Harom qilar ekan. Mana aytdiga. Sigaret nima ekan? Harom ekan. Chunki molingizga, joningizga, aqlingizga zarar yetkazyaptimi? Shundan bittasini o'zi kifoya qilar edi. Harom sigaret, birodarlar. Tijorat do'konlarida sigaret sotayotgan akalar eshitib qo'yinglar shu narsani. Yo'q qiling shu narsani. Yo'q qiling. Alloh taolo boshqa tomondan barakat bersin. Ehtimol kerakkan baraka shu harom narsa tufayli kirmay turgandir siz do'koningizga. Qul la yastabil khabisu va tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqulloha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ayting. Garchi nopok narsaning ko'pligi sizni qiziqtirsa ham nopok narsa pok narsaga barobar bo'lmas. Bas ahli donish najot topishingiz uchun Allohdan qo'rqingiz. Bir odam, bir yigit do'stiga aytyapti.
keçekişi taşıyımız. Dostu ayet yaptı ne mege? Bırasa mı kança puldu tecap kalamız? Dese dostu ayet yaptı ki bunu da iç isteyen taşıyımız. Dese birinci adam oho bunca puldu ne makalamız diye. Tamaki satışlıydan, çekişlıydan kim fayda körü yaptı buralarlar? Dinimizde düşman bugün Yahudiler. Biz kimi bayit yapız? Ana şularını. Taassuf yeryüzündeki en köp sigaret çekiyorlar bu Müslüman ülkelerde yaşayan adamlar iken. Bitti. Tamaki işlep çıkarılan kampanya iken bir günde Müslüman memleketlerde satken sigaretin faydası 110 milyon dolar getirin bularken. Bir günde 110 milyon dolar Müslümanlarda üyüden bana şu gayri dinler pulu çıkarıp alıp salamlaştığını yok kılıçlı hesabıya. Daramat kılarken. Ana şu katta közge körüngen tamak işlep çıkarılırken kampanyalarını den bittesini 2011 yılda topken daramatı 8.6 milyar dolar iken. Bu salamlaştığımızı boy verişli hesabıya ulaya pul veriyoruz. Biz Müslüman sıfatı da malizge, canizge, akılizge zarar kıladığı yöntemizden haram da vaytemiz. İneken temel ki satıştık, nohatta işlep çıkarıştık, nohatta katta biznes iken, katta fayda keltirirken, 5 barabar kımmet satarken, işlep çıkılırken mahsulatını narkıdan. Yiyemetin yapısı bir somge satarken. Ve bilesiler mi? Bana eskiler biladı, eski sigaretler tartıp durmazdı, uçup kalardı. Hazırgilerde, tutaştırıp koysanız özü tüge oradı. Burası mı demek ya? Bana şu kokozunu spirtke çilap işlep çıkarırlarken. Bu hale çeki uçular için kuleyli yaratışlık. Hadi bir güçak olmasın deken. Bir de tutaştırıp koyduğunuz. Bu deken tezra tüge diyene bir de tutaştırırsan deken. Ah olmaz bunlar. Nehan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve mufattirin. İmam Ahmet ve Abu Davud'dan Ummu Salama radıyallahu anh'a dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kandı mast kılıcı, bedenini boşaştırıcı ve susaytırıcı nesillerini istiman kılıçlarını kaytardılar. İmam Buhari ve Müslüm'de keltirilen hadiste Rasulullah şimdi dediler. Kareler, zahar içip öz canını katıl etken kimse cehennem alavu da zaharlarını mangu içerdi. Sigaret çekişli akıbatıda ölgen adam zahar içip ölgen adamla beraber. Fakat bu zahar sekin sekin tasir kıladı. Közümüzü katta açıyorduk. Çekişlik özünü özü halay kılışıydı yani. Özümüzü, canımızı, aklımızı, malımızı, neslimizi. Buradalar halay kötü çürüşüden saklayalık, çekişti taşlayalık. Çekişti taşlayalık. Bugün farzandlarına cismani terbiye sakıda söz yürütken bulduk. Avvalgi derslerimizde imani terbiye, ahlaki terbiye. Ve bana bugün cismani terbiyeni yapırdık. İnşallah ki yenge dersimiz farzantlarına akli terbiyesi hakkı da buladı. Akulu kavli hada ve astagfirullah.